Bu gördüğünüz kilise en eski taştan yapılmış kilise. Temel'in verdiği paraya bak. Ahı gitmiş, var kalmış. Her neyse. 20 peza da şu şekilde dostlar. Burada da kutsal bir alana giriyorsunuz. Lütfen saygılı olun diye belirtmişler. İlginç şeyler satıyorlar. Sakatatçı burası. Teşekkürler. Exactly. Korelilerin soju. Soju içeceğiymiş. Hadi bakalım. Bakalım tadı nasıl. Ve herkese Asya'daki en tatlı, en güzel ülkelerden birisi olan Filipinler'den, Filipinlerin başkenti Manila şehrinden selamlar. Yeni bir bölüme yeni bir haftaya hoş geldiniz dostlar. Şöyle oteli arkamda geri bıraktım. Hemen orayı göstereyim size. Sofitel diye bir otelde kalıyoruz Manila'da. Dün akşam bir tane arkadaşımla buluştum. Arkadaşımı hatta Türkiye'deki tekne videolarından tanıyor olabilirsiniz. Video yapmış mıydık hatırlayamadım şimdi ama. Balık pazarına yemek yemeye gittik. Böyle yerel halkın daha çok takıldığı bir yere gittik. Tabii GoPro'nun bataryasını yanıma almadığım için onları telefon kamerasıyla çektim. Ama şöyle size dünden görüntüler göstereyim telefonla çektiğim. Dostlar yine sahilde daha çok yerel halkın takıldığı bir tane balık pazarına götürdüler beni. Filipinler genel olarak ucuz bir ülke ama bu pazarda dostlar fiyatlar gerçekten çok çok uygundu. Neler aldık? Çorba için midye aldık, karides aldık, kalamar aldık, scallop dediğimiz bu büyük midyelerden aldık. Bunların hepsine totalde 7 dolar falan ödedik dostlar. Yani 100 liraya falan denk geliyor herhalde o da. Şimdi size akşama götüreyim, yediklerimizi birazcık göstereyim. Ondan sonra devam edelim. Oh, you're making like a sauce with it. Yeah. You squeeze it. I will squeeze it. And yeah. Oh, like this? Okay. Just try if you like the. Oh, extreme spicy. Yeah, abi, var ya. Yani for the grill. Şu koyduğu biber. Öyle acı ki. Zencefil çorbasını beklerken Lei. Lei, by the way, say hi to Turkey. Teşekkürler, exactly. Lei arkadaşlar geçen ay Türkiye'deydi. Bütün Türkiye'yi gezdi. Kapadokya, Antalya. Where have you been? Bodrum, İzmir, of course. Marmaris. İzmir'de kaldı, İzmir'de gezdirdim. Daha sonra tek başına bir Türkiye turu yaptı gördüğünüz gibi. Şimdi de ben Manila'ya geldim Filipinlere. İadeyi ziyaret yapıyorum şu anda. Korelilerin soju. Soju içeceğiymiş. Hadi bakalım. Bakalım tadı nasıl. Soju diye bir içecek arkadaşlar şu şekilde. Blueberry ile yapılıyor ve tadı gerçekten çok güzelmiş. Aa, scallops, tamam, midyeler geldi, karidesler geldi. Bunu tereyağı ve sarımsakla yaptılar. Şu gördüğünüz zencefil çorbası gerçekten çok güzel oluyor. Her şeyi aynı anda getirmeleri kötü oldu. Abi şu pirince bayılıyorum. Bakın şu pirinç arkadaşlar sarımsaklı pirinç olarak geçiyor burada. Garlic rice diye geçiyor ve yani bunun tadı gerçekten çok güzel oluyor. Bunun içinde biber var. Onun dışında soğan var. Zencefil var. Midye olmasa da içinde aynı şey gelir. Bu arada midyenin hiçbir tat verdiğini söylemem size. Sadece midyenin içindeki şu küçük parçalar var dostlar. Onları yiyorsunuz şu gördüğünüz. Onun da çok bir tadı olduğunu söyleyemem size açıkçası. Şöyle küçücük bir midye parçası. Şunu buna banacaksın dedi Lei. Bakalım nasıl olacak Lei. Ha? Let's see. Bakıyoruz abi, eline daldım vallahi, hiç umurumda değil. Vallahi az önce çok acıydı bu sos. Harika olmuş. Neden güzel biliyor musunuz? Hiç kuru değil abi. Eriyor ağzımda. Çok güzel. Sulu sulu bir kalamar gelmiş. Siz o görüntüleri izlerken ben de hemen kendimi Starbucks'a attım. Deniz kenarındayım. Şöyle marina var burada. Sahil yürüyüş yolu. Baywalk. Manila Baywalk diye geçiyor burası. Oraya geldim. Şu anda şehrin tam ortasındayız. Aynı Bangkok'ta olduğu gibi. Hatta bütün Asya videolarında hemen hemen olduğu gibi. Bu videoda sesli bir video olacak. Birazcık bağırmak zorunda kalabilirim yer yer. Çünkü dostlar Asya şehirleri, özellikle başkentler Asya ülkelerinin trafik sesli, her yer bir inşaat oluyor gördüğünüz gibi bu şekilde. O yüzden Avrupa'daki, Amerika'daki gibi böyle sessiz, sakin, daha kısık sesli konuşarak videolar yapamıyorsunuz Asya ülkelerinde. Evet, şöyle şehirden görüntüler gösterirken size bir yandan da Filipinlerle ilgili bilgiler vereyim dostlar. Filipinler dünyadaki en kalabalık 13. ülke, 110 milyon nüfusuyla. Pasifik Okyanusu'nda bir tarafında Japonya, bir tarafında Çin, bir tarafında Malezya olan adalar topluluğu bir ülke dostlar ve toplamda 7641. Evet, 7641 ada dan meydana geliyor gördüğünüz ülke. Söylediğimiz gibi başkenti de Manila. Filipinleri ta 1543 yılında Portekizli bir denizci İspanyol Deniz Kuvvetleri adına keşfediyor. Keşfediyor demekten ziyade buldu diyelim. Çünkü burada zaten insanlar yaşıyormuş o zamanlardan tabii ki. Daha sonra İspanyollar burayı ele geçiriyor ve koloni haline getiriyor. Daha sonra 1898 yılında İspanyollara karşı Filipinlerin bağımsızlık savaşı başlıyor. Ancak bu bağımsızlık savaşı sırasında Amerikalılar devreye giriyor. Ve Amerikalılar İspanyollardan bölgeyi devralıyor. Filipinlerin bağımsızlık savaşı İspanyollardan kurtulalım derken Amerikalıların eline geçerek devam ediyor. Ancak bundan sonra başlayan 2. Dünya Savaşı'nda Japonya Filipinleri ele geçiriyor.
geçirip Amerikalıları buradan kovuyor ve 2. Dünya Savaşı'nın da bitimiyle birlikte Filipinler sonunda nihayet Filipinlere kalıyor dostlar. Ülkede toplamda 19 tane dil konuşuluyor dostlar, ancak bunlardan en yaygın olanı Tagalog dedikleri bir dilleri var. Ama Amerikalıların burada bıraktığı bir şey var, o da dilleri oluyor dostlar. Şöyle size şehirden tabelalar göstereceğim şimdi. Bakın her yer İngilizce. Ülkenin aslında resmi olmasa da ana dili İngilizce dostlar. Herkes birbiriyle İngilizce konuşuyor. Bütün çocuklar kendi akranlarıyla dahil herkesle İngilizce konuşuyorlar. Tagalog konuşan artık çok az insan var yeni nesilde. Bir bankaya gittiğiniz zaman içerideki bütün yazılar İngilizce. Yollardaki tabelalar İngilizce. Evet, bu durumda benim genellikle Atatürk'ün sözleri aklıma geliyor. Millet olmanın en belirgin niteliklerinden birisi dildir diye. Bu arada sahil şeridinde yürümeyi bitirdim. Arkamda gördüğünüz yerde sahil şeridinin en sonunda deniz kenarında çok güzel bir yer var. Tahmin edin neresi orası? Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçiliği tabii ki. Şehirdeki en güzel, en tatlı noktalardan bir tanesi muhtemelen. Derken bu arada gelmek istediğim ikinci noktaya geldim. İki de gelmişim. Ağaçların arasındayım. Şu anda Rizal Park diye bir yere geldim dostlar. Evet dostlar, Rizal Park adını Jose Rizal'dan alıyor. Şöyle size etrafı göstereyim. Kendisini şuradaki heykelde tam ortada görebilirsiniz. Dostlar 1896 yılı. Filipinler hala İspanyol kolonisi. Jose Rizal adındaki arkadaş yazı larıyla ve şiirleriyle İspanyolların nefretini çekmeyi başarıyor. İspanyol hakimiyeti altında yaşamayı reddeden milliyetçi bir Filipinli kendisi dostlar. Tabii bu İspanyolların hoşuna gitmiyor. Jose Rizal'ın 1896 yılında buradaki idamından sonra Filipinlerin bağımsızlık alevi ateşleniyor ve bu olay, bu idam olayı Filipinlerin bağımsızlığına kadar devam ediyor. Külleri de bu gördüğünüz alanda. Yani burası aynı zamanda mezarı dostlar. Tabii Jose Rizal'ı idam eden İspanyollar gelip burada onun heykelini, onun mezarını yapmıyorlar. Rizal Park'ın hemen yanında, birazdan oraya da gideceğiz, bir tane daha park var dostlar. O parkın oraya sessiz sedasız götürüp kalıntılarını, adamı gömüyorlar. Evet, kendisinin de idam edildiği tam nokta burasıyım. Şimdi kalktım, Rizal Park'tan çıkıyorum yavaş yavaş. Diğer parka doğru ilerliyorum. Bu arada yağmur bulutları da tepemize geldi dediğim gibi. Filipinlerden yeterince bahsettik. Bir de Filipinlilerden bahsedelim. Dostlar, Filipinleri bu kadar sevmemdeki en önemli etkenlerden bir tanesi de içindeki Filipinliler. Dünya üzerinde gezdiğim ülkeler, her ülke dahil, Türkiye'de dahil, bu kadar güler yüzlü, bu kadar seveceğim, bu kadar nazik, bu kadar tatlı insanları başka hiçbir yerde görmedim açıkçası. Yani Filipinlere belki 20'den fazla kere gelmişimdir. Tabii ki kötü insanlar var içinde. 110 milyon insandan bahsediyorum. Bana şu ana kadar daha bir tane kaba bir insan bile denk gelmedi. Az önce bir tane video çektim. Trafiği gösterecektim size ne kadar çok motor kullanıldığına dair. Kamerayı çıkartır çıkartmaz gördüğünüz gibi herkes birden el sallamaya başladı. Selam vermeye başladı. Evet, bu arada Tayland'da gördüğünüz gibi burada da şu araçlar var. Tuk tuk deniyordu bunlara. Tayland'da bahsetmiştik hatırlarsan. Bir de bizdeki dolmuşlar var ya, hani mavi dolmuşlar. İşte bunun adamların da mavi dolmuşu şu an önümüzden geçiyor. Mercedes şu şekilde. Bunlar artık son. 2017 yılında bir yasa geçmiş. Kaç yılında bilmiyorum ama bunlar yavaş yavaş artık piyasadan kalkıyor, trafikten çekiliyorlar. Eğer denk gelirseniz o dolmuşlara, son kez eğer binmek istiyorsanız son kez bu yıllarda binin. Bir daha denk gelmez çünkü bir daha binemezsiniz. Şöyle daha yakından gösterme fırsatı buldum şu anda park etmiş bir tane dolmuşlarını. Şu şekilde yan yana oturuyorsunuz dostlar gördüğünüz yere. Evet, şimdi sokaklardan birinden yürüyordum. Size adamların motor taksilerini göstermek istiyorum abi. Şu anda şu motor taksilerin küçüklüğünü göstermek istiyorum daha doğrusu. Hi. Motoru buraya koymuş arkadaş. Yanına da bir tane küçük şey. Hi guys. Yanına da evet, gördüğünüz gibi çok tatlı insanlar. Yanına da küçücük bir tane kabin koymuşlar dostlar. Buraya bir kişi, belki iki kişi falan sığar diye tahmin ediyorum. Taksimetre falan görmüyorum ben içinde. Taksimetre yok. Bu şekilde sıraya dizilmişler. Aynı bizde taksilerin dizildiği gibi sonuna kadar devam ediyor. Rizal Park'ın yanında bulunan bu Paco Park dediğimiz, yani Jose Rizal'ın ilk gömüldüğü yerin olduğu yere geldik. Evet, içeriye giriş yapıyorum buradan. 200 yıl yazıyor. Şöyle bir girişi var. Şöyle daire şeklinde küçücük bir park dostlar. Ortasında bir tane havuz var. Orası girişiydi. Tam burada da bir tane kubbe var. Kubbenin üzerinde büyük bir haç koymuşlar. Ve ilk gömüldüğü yer Jose Rizal'ın. Burayı bu şekilde işaretlemişler. Tabii ki şu anda burada bir kalıntısı yok. Sadece anıt olarak, bir hatıra olarak burada kalmış. Evet dostlar, Paco Park'ın oradan çıkıyorum. Şimdi bir sonraki durağımız Eskişehir. Şöyle şuradan Maps'ın uygulamamızı açıyoruz dostlar. Bunu ara ara videolarda gösteriyorum size bu uygulamayı. Bu haritayı offline olarak kullanabiliyorsunuz. Gitmek istediğiniz yerleri ben tura çıkmadan önce, güne başlamadan önce burada işaretliyorum. Nereye gidiyoruz? Eskişehir merkezine gidiyoruz. Burada gezeceğimiz 1, 2, 3, 4, 5,
6 tane yer var. Daha sonra da Chinatown'a geçeceğiz. Hadi gidelim. Bu bölgenin adı bu arada dostlar Intramuros. Yani eski şehir merkezi bunların. Tarihi şehir merkezinin olduğu yere Intramuros deniyor. İçerisi yine sesli. Öyle tarihi şehir merkezine dediğime bak bayağı bir ses var. İlk karşıma çıkan bina da bir üniversite. Karşımda gördüğünüz şu tarihi bina bir üniversiteymiş. Wow, this is a shotgun, right? Shotgun. Wow, cool man. Size silahı göstermek istedim. Dostlar burada McDonald's'tan Burger King'e kadar, KFC'den Starbucks'a kadar her yerin, her şeyin önünde böyle bir tane güvenlik görevlisi var. Makineli tüfeklerle ve pompalı tüfeklerle geziyorlar. Benim hayatımda gezdiğim ülkeler, gezdiğim şehirler arasında belki de en fazla evsizin olduğu, en fazla fakirliği gerçekten gördüğüm, gerçekten hissettiğim şehirlerin başında Manila geliyor. Çok fazla dilenci çocuk var. Evet, tarihi şehir merkezinde yürümeye devam ediyorum dostlar. Ne yaptım? Bir tane Starbucks gördüm. Şöyle tarihi bir binanın içine Starbucks açmışlar. Tam merkezin ortasındayım şu anda. Kendime gittim bir tane daha matcha frappuccino aldım. Daha kahvaltı etmedim. Bugün hiçbir şey yemedim. İkinci frappuccino ile devam ediyoruz güne. Şu an şöyle bir şey, şöyle bir içecek aldığınız zaman Filipinler'de tam 40 TL'ye geliyor. 40 TL'ye denk geliyor. Burada tabii ki peso geçiyor. Onları da daha sonra göstereceğim size. Ve evet, şimdi şehir merkezinin ortasında bulunan ilk gezeceğimiz yer Saint Augustine Kilisesi'nin olduğu yere geldim dostlar. Bu gördüğünüz kilise Filipinler'de bütün ülkedeki en eski taştan yapılmış kilise ve en önemli kiliselerinden bir tanesi adamların şu şekilde. Abi düğüne denk geldim. Çok iyi ya. Bir tane arkadaşım, Filipinli bir arkadaşım şöyle demişti. Ülkedeki bütün kızlar burada evlenmek ister demişti. Öyle demişti. Şu anda da bir tane düğüne denk geldim gördüğünüz gibi. Evet, bu kiliseden şimdi çıkış yapıyorum. Bilmiyorum fark ettiniz mi izlerken ama rahip bile İngilizce konuşuyordu. Yani tekrar tekrar bahsediyorum ama herkes İngilizce konuşuyor. Düğünde bile ana dil İngilizce gördüğünüz gibi. Kalenin olduğu yere sonunda girebildim. Şöyle size etrafı göstereyim. Şurada kapısından az önce girdim. 75 peso verdim. Paralarını göstereyim bu arkadaşların size. Burada gezmeye başlamadan önce. Şöyle peso kullanıyorlar. Bu 500 pezoları. Yaklaşık 10 dolara denk geliyor bu. 10 dolar da işte ne kadara denk geliyor? 180 lira. Onun dışında şöyle 100 pezoları var. Temel'in verdiği paraya bak. Ahı gitmiş, var kalmış. Her neyse. 20 peso da şu şekilde dostlar. Şimdi kale daha ileride şu tarafta. Önünde şöyle bir park var gördüğünüz. Hemen yanında da böyle harabeye dönmüş binalar var. Amerikalılar burayı ele geçirdikten sonra burayı cephaneliğe çevirmiş Amerikalılar. Cephanelik olarak kullanmışlar. Daha sonra Japonlar 2. Dünya Savaşı sırasında burayı ele geçirdiklerinde burayı askeri baraka olarak kullanmış. Kaleye ulaşım için de şöyle küçük bir köprü bırakmışlar tabii ki. Bu köprüden kalenin içine doğru yürümeye devam ediyoruz. Bu kale kurulmadan önce burada tahtadan bir tane kale varmış. Çinli bir tane korsan bu kaleyi kuşatıp tahtadan olduğu için yakmış, yok etmiş, kül etmiş. Daha sonra burası kurulmuş İspanyollar tarafından. Evet, burası önce İspanyol egemenliği, daha sonra 2 yıllığına İngilizler ele geçirmiş. İngiltere egemenliği. İngiltere'den sonra Amerika Birleşik Devletleri, ondan sonra da Japonlar tarafından kullanılmış. 4 farklı ülke kullandıktan sonra en sonunda Filipinlilere geçmiş. Burası da şu anda Filipinler'de müze olarak hizmet vermeye devam ediyor. Kalenin avlusunda Jose Rizal'ın yine bir tane heykeli var. Adamlar Jose Rizal'ı, Filipinliler, bizim Atatürk'ü koyduğumuz yere koyuyorlar. Onlar için kurtarıcı, onlar için ulusal bir kahraman. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra buraya gelen Amerikalılar tam bu hacın altında 600 tane çürümekte olan toplu mezar keşfetmişler. Onların anısına böyle bir anıt yapmışlar. 600 kişi yani öldürülmüş ya topluca Amerikalıların bulduğu. Burada da kutsal bir alana giriyorsunuz, lütfen saygılı olun diye belirtmişler. Çok zor girmesi bu arada. Evet, burada şu gördüğünüz alanda 450 tane Filipinli bulmuşlar ölü bir şekilde. Ve bu gördüğümüz zindanlarla kaleden geri çıkış yapıyorum dostlar. Yine kalenin oradaki köprüye geldim şimdi. Chinatown'a gitmekten vazgeçtim. Saatime baktım şöyle. 4,5 saattir yürüyorum. 1400 kalori yakmışım. Ve sadece bir tane muz aldım 7-Eleven'dan, onu yedim. O yüzden artık yavaş yavaş otele doğru dönüyorum. Dönerken bir yemek yiyeceğim. Ondan sonra günü bitirmeye karar verdim. Bakalım ne yemek bulacağım kendime. Ne yemek bulacağım derken şuradan güzel kokular geliyor. Mangal buldum bir tane. Bakalım mangalda neler var. Abi çok ilginç bir yer buldum. Evet, şehir merkezinde güzel kokuların geldiği bir tane barbekü alanı buldum şimdi dostlar. Burada bir şeyler yiyeceğim herhalde. Ne olduklarını bilmiyorum. Hepsi et. Et olduğu belli ama ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Pork, okay. One of this.
Thank you. İlginç şeyler satıyorlar. Sakatatçı burası. Bildiğiniz sakatatçıya denk geldim şu anda. 4 tane ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Sakatatlardan aldım. Şuradan seçiyorsunuz. Gördüğün gibi adam alıyor. Mangalı atıyor. Kendi attı hatta müşteri. Filipinler'de sakatatçıya geleceğimi düşünmemiştim bugün ama günü öyle bitireceğiz. 10 dakikalık bir beklemenin ardından yemeklerim hazır oldu. Şu şekilde totalde bir tane de şurada var. 4 parça aldım. 4 parçaya ne kadar verdim? 60 peso verdim. Yani 1 dolar verdim dostlar. Size şimdi tatlarına bakacağım ben bunların. Böyle yürüyorum sokakta şu an. Çok beğenmedim ya. Ciğeri beğenmedim abi. Yenmiyor. Çiğnenmiyor. Sülemiyorsun. Ciğer kayış gibi. Muhtemelen şuraya bir tüküreceğim ben bu ciğeri. Ciğeri köpeklere vermeye karar verdim. Gel. Evet, köpek götürdü abi ciğeri. Ben beğenmedim ama köpek beğendi. Şimdi yandakine bakalım. Bak bu güzel. Bunun ne olduğunu bilmiyorum şu ortadakinin. Ama bunun tadını beğendim mesela. Tadı tavuk tadı. Demek ki tavukla ilgili bir şey. Bunu yiyeceğim, bunu köpeklere vermeyeceğim. Bir yandakine geçiyorum. Bir yandaki dana etiymiş dostlar. Ama tadı güzel gerçekten. Tadını beğendim. Tam mangal tadı var. Bir tek ciğeri beğenmedim. Bildiğim tek şeyi beğenmedim. Onun dışında bilmediğim her şeyi beğendim ama. Dostlar trafik kilit gördüğünüz gibi. Şu anda yürüyorum yeniden şehir merkezine doğru. Taksiyle devam edeceğim. Yani Grab çağıracağım aslında ama bakar mısınız? O yüzden trafik bitene kadar en azından yürümeye karar verdim. Şu anda Rizal Park'ın tekrar önündeyim. Birazcık meyve almak için alışveriş merkezine gideceğim. Trafik biterse taksi çağırırım. Bitmezse artık yürürüm, ne yapayım. Ama bu video gerçekten uzun oldu. O yüzden artık bitirme vakti geldi. Bitirmek için de bence güzel bir manzara seçtiğimizi düşünüyorum. Uzun, yorucu ama bence çok keyifli bir gündü. Gerçekten beni çok terletti ama çok keyif aldım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Önümüz hafta yeni bir ülkede yeni macerayla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Totalde 6 saat yürüyüp 1815 total kalori. Kaç kilometre? 17.11 kilometre. Kendime tofu aldım. Adamların tavukları gerçekten çok güzel oluyor. Tavuk. Onun yanına da dün akşam yediğimiz bu garlic rice sarımsaklı pilavdan, sarımsaklı pirinçten aldım. Otelin oraya da geldim sayılır. Günü de böyle bitiriyorum artık. Hadi görüşürüz haftaya. Şöyle Manila'nın ortasında bir tane marina var. Manila'nın ortasında marina. Okey. Abi ne kadar yüzsüzler ya. Ana bak 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 bak. Kaç tane kedi geldi etrafıma. Yok oturamıyorum.